Atlasya Trimenku değerlerden günaydın. Dün hisse senedi piyasasında sert bir düşüş gördük. 9000 altında satışlar hızlandı. Bugün teknik açıdan satışların devamı gelmesi ihtimal dahilinde. Satışların devamında kötü senaryoda ise 8428 seviyesini takip edebiliriz. Burada 8428 seviyesinde 100 günlük üstel ortalama bulunuyor. Bu seviye kademeli alım için doğru maliyeti yakalamak adına takip edilebilir. Yani bir alt zemin olarak görülebilir. Bugün pozitif açılış gördük fakat gün içi fiyatlama dalgalı olarak devam ediyor. Alımların ön plana çıkması halinde ise yeniden 9000 seviyesi ve üzerinde tutunup tutunamadığını piyasanın izleyeceğiz. Dün en çok görünen sektör endeksi spor endeksiydi. Bugün yine spor endeksi en çok negatif fiyatlayan endeks olarak görünüyor. %5'e yakın bir düşüş gösterdi. Pozitif fiyatlayan sektörlerde ise bilişim sektörü en önde görünüyor. Açılış itibariyle bilişim sektörü yaklaşık %1,5 kadar yükseldi. Veri akışı anlamında yine zayıf bir gün olacak. Avrupa'dan verileri takip edeceğiz. ABD tarafında ham petrol stoklarını takip edeceğiz. ABD'de mortgage kredilerindeki yüksek faiz oranı milyonlarca ev sahibini mevcut evlerini satmaktan caydırdı. Arz talep arasında bir dengesizlik yarattı. Bu durum fiyatları yukarı çeken ana unsur olarak nitelendiriliyor. Yurt dışında emtialar arasında ise fiyat artışında kakao ton fiyatı arz endişeleriyle 10 bin doları aştı. Mevsimsel etkilerin negatif etkisiyle üretimdeki arz endişeleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde fiyatlanmasını sağlıyor kakaonun. Dolar endeksi 104 seviyesi üzerinde yatay seyrediyor bu sabah. Ons altında yine yatay bir görünüm var. 2179 dolardan işlem görüyor ons altın. Gram altın 2258 Türk lirası ve dolar kuru ise 32 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.